Türkiye'nin 81 ilindeki üniversitelerde gerçekleştireceği çeşitli panel ve özel konuşmacılarla katılımcıların farkındalıklarını artıracak bir dijital dönüşüm organizasyonu olan ve ilki Kayseri'de düzenlenen Anatolian Business Forum'da Akıllı Şehir Kayseri projesi anlatıldı. Girişimci ve Yöneticiler Derneği tarafından Türkiye'de bir ilk olan Anatolian Business Forum projesinin ilk durağı Kayseri oldu. Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'la birlikte katıldı. Konuşmacı olarak katıldığı programda sözlerine "Kayseri anlatılmaz yaşanır" diyerek başlayan Büyükkılıç şöyle konuştu. Kayseri anlatılmaz yaşanır dersek herhalde buradaki zenginlikler şehri Kayseri videosundan da gözlemlediğiniz gibi gerçekten insanların bir ön yargıyla belki Anadolu'da sıradan bir şehir olarak öncelediği ama sonra geldiğinde bu şehir bir başkaymış dediği hep kulaklarımızda çınlar ve duyarız. Biz de işte bu anlayış içerisinde bu şehri daha da güzel bir konuma getirmek, bizleri seven, güvenen, seçen Kayserili hemşehrilerimize ve ülkemizin insanlarına layık olmak için ekibimizle birlikte gece demeden, gündüz demeden çalışan, koşturan bir anlayışın sahibiyiz. Böyle bir anlamlı çalışmanın 81 ilimizde yapılıyor olması, 81 ilin başlangıcı olarak da Kayseri'nin seçilmiş olması bizim için de önemli ve anlamlı. Kendilerine ben teşekkür ediyorum. Yalnız burada 3,5 yıl gibi sürecek bir projenin sürecinden söz edildi. Ben merak ediyorum, dijitalize bir çağda bu kadar hızlı gelişmelerin olduğu, erişimlerin olduğu dönemde 3,5 yıl sonra dünya, Türkiye ve Kayseri nasıl olacak diye de insan yani bunu merak etmeden geçemiyor. Umarım çok şey değişecektir. Hakikaten hızlı bir değişim yaşadığımız dönemlerde olduğumuzun herkes farkında. Bugün ben biraz belki konuşmamı metne bağlı olarak yapmayı amaçlayacağım. Çünkü bu dijitalize çağda yapılanları bizlerin de uygulayıcı olarak hayata geçirici ve bir bakıma da şehir bazında yol gösterici olarak paydaşlarımızla birlikte neler yaptığımızı da bazı örnekleriyle sizlerle paylaşmak istediğimi buradan anlatmak isteyeceğim. Demin de söyledim, Kayseri'miz 5 tane üniversitesi olan, 3 tane organize sanayi, 1 serbest bölgesi, 1800 tane endüstri merkezi, bu manada fabrikası. Bunun yanında 2 tane teknoparkı olan, 4. organize çalışmalarımızın hızlandığı, 5. olarak da sera organizemizin hayata geçirileceği çalışmalarının yine hızlandığı, 180 ülkeye ihracatın yapılıp yaklaşık 3,5 milyarı geçip 4 milyar dolara doğru ulaşan bir ihracatın da merkezi olan Kayseri'den söz ediyoruz. En önemlisi ticaretin ve endüstrinin merkezi olmanın 6000 yıllık ticari geçmişimizin iliklerimize kelimenin deyimiyle işlediği bir insan gücünün çok çok önemli ve önemsendiği zekasıyla her zaman ön plana çıkan Kayseri'den, Kayseri insanından söz ediyoruz. Tarih boyunca da hep bunun örneklerini görmüşüz ve yaşamışız. Örneğin bir Mimar Sinan'ımız, Kadı Burhaneddin'imiz, Seydi Burhaneddin'imiz, Davud el Kayseri, Hunat Hatun, Gevher Nesibe Sultan, Ahi Evran ve kıymetli eşleri Fatma Bacıyan gibi adeta örnek, önder ve öncü olmuş isimler çoğaltılabilir. Hep Kayserimiz için değerler oluşturmuştur. Kayseri bu 6000 yıllık geçmişinde değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Ama bunların içerisinde Selçuklu, tabii ki uzun süre Osmanlı ve en önemlisi şimdi Cumhuriyet döneminde Kayseri her zaman kendisinden söz ettiren şehir olmuş. Başkalarına yük olmayan, hep de yük çeken şehir olmuş. Kendi kendine yeten şehir olarak anılmış. Bazen kısmen de bu bizim aleyhimize, sizin neye ihtiyacınız var denilerek de zorlanmaya çalışılmıştır. Bizim de her şeye ihtiyacımız var. Biz de inşallah el birliğiyle bu şehri herkesin
tercih ettiği, yaşadığı ve öncelediği şehir olarak hayata geçirmek için gayretimiz söz konusu olacak. Dijitalize bir çağdayız dedik. Şehirler yarışıyor. Bizim de şehrimizi, her ne kadar şehrimizde yaşayanlar zekasıyla ön plana çıkıyor olsa da akıllı şehircilik kapsamında da yine şehrimizi bu yarışta geri bırakmamak ve ön plana çıkartmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.